de zam, zulüm, zindan çok olağanüstü durumlar yaşanıyor. Belki tarihimizin ilk kez, yani en azından benim yaşım itibarıyla bugüne kadar yaşamadığımız sorunları yaşıyoruz. Bunun bir tanesi büyük bir ekonomik sefalet var, işsizlik var, yoksulluk var. Tersine dönüş birimlerinde binlerce insan sıra bekliyor. Kayıp çocuklar var. Bedenine son veren insanlar var. Ve demokrasi, özgürlük mücadelesinde iki laf eden insanların tutuklamaları var. Var oğlu var. Yani her şey varken bunların hiçbirisinin tartışılmaması, konuşulmaması, varsa yoksa 2 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısım arkadaşlarımızın toplantısının bu kadar gündemde olmasının bir nedeni var. Belli ki biz de bu konuda iktidarın medyasını çanak tutuyoruz. Ben en azından bugüne kadar aynı zamanda AGİT üyesi olduğum için dünyanın hiçbir yerinde son 100 yıl, belki 100 yıl sonra da yaşamayacağız, bilmiyorum olur mu olmaz mı, bir ülkenin bakanlar kurulunun 1/3'ü ülkeyi soymayla meşgulmuş. Ve bütün bunlar belgeleriyle, bilgileriyle, fotoğraflarıyla ortaya konuldu. İnanın bu haber kadar etkili olmamıştı. Tabii ki bu aslında insanlar bir araya gelebilir, toplantı yapabilir. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği içerideki konuşmaların son derece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurallarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine uygun olmayan cümleler vardı. Bu çerçevede etik bulmamıştır. Onun dışında insanlar bir araya gelebilir, toplanabilir, toplantıda düşüncelerini ifade edebilir. Ama doğrusu tabii izin verirseniz bundan öteye yapmamız gereken, ben aynı zamanda sahada sokakta olan bir siyasetçiyim. Daha geçen hafta nelerin yaşandığını izin verirseniz sizlerle paylaşmak Elbette, istiyorum. buyurun lütfen. Başta İstanbul olmak üzere İstanbul'un çeperlerinde binlerce çocuğumuzun uyuşturucuya bulaştığını, binlerce insanımızın gerçekten kira konusunda ciddi sıkıntılar, sorunlar içinde olduğunu, bir ülke düşünün. 8 milyon kiracı var. 8 milyon kiracının 1 milyon 350 bini son 4 aydır kirasını ödeyemiyor. 1,5 milyon insan da düzenli kirasını ödeyemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Sanki bunlar bizim ülkemizde yaşanmıyormuş. Sanki insanlar bedenine son vermemiş. Sanki dünyanın çeşitli ülkelerinde buraya gelmiş, sığınmış, sığınmacı, mülteci adına ne derseniz deyin. Onlar sorun yaratmamış gibi televizyonları açtığımda akşam, inanın sanki İsviçre televizyonları sahada, sokakta Pakistan, Afganistan manzaraları yaşanırken televizyonlarımızın tamamının İsviçre televizyonu olması, İsviçre gazeteleri olması da beni şaşırtmıyor. Doğrusu bu Buyurun. kasetle ya da bu haberle ilgili söyleyebileceğim bu kadar. Yani